Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Nezih Gözen, nezihgozen.com'a hoş geldiniz. Yeni bir video kaydıyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu YouTube sayfası üstünden her cumartesi saat 11'de bir adet video yayınlıyorum. Hafta içi de fırsat bulursam bildiğim, öğrendiğim ya da sizlere aktarmak istediğim şeyler için de video yayınlıyorum. Özelliğimiz şu arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir Lightroom kullanıcısıyım ben ve Lightroom'un içerisinde bir sürü presets var. Ve bu presetslerin hepsini, yani şu hazır ayarları ben kendi kamera RAW'ımda da kullanmak istiyorum. Normal şartlarda Lightroom'a yüklediğiniz bir preseti, yani hazır ayarı, kamera RAW'da açamıyorsunuz. Ama dolaylı yollardan onu aktarmanın bir yöntemi var. Ben de bugün sizlere ondan bahsedeceğim. Aslında çok basit bir yöntem, hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şu an Lightroom'un Develop panelindeyim ben. Bildiğiniz gibi presetsler Lightroom'un sol tarafında çıkıyor, Develop panelinde. Eğer Lightroom bilmiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız da kanalımda yaklaşık 40'a yakın Lightroom eğitim videosu var. Hepsi Türkçe içerik. Onlara da bakıp bu yaptığım işlemleri daha hızlı bir şekilde öğrenebilir ve hakim olabilirsiniz. Şimdi bu fotoğraf ve ben presetsle, yani hazır ayarlarla hızlı bir şekilde düzenlemek istiyorum. Örnek şuradan bir tanesini seçelim. Hoşuma giden, kullanabileceğim. Burada bayağı ben yüklemişim farklı kaynaklardan. Şöyle bir renk düzenlemesi var. Hollywood Basic diye indirmişim. Tıkladığım zaman bakın fotoğrafı anında düzenlemiş oldu. Buradaki Basic paneline tıklıyorum. Bakın çeşitli düzenlemeler yaptı. İşte ton körüne bakıyorum. Burada herhangi bir şey yapmamış. Bir de HSL'ye bakalım. Çeşitli işlemleri gerçekleştirmiş. Bu ayarların hepsini ben Photoshop'taki kamera RAW'a taşımak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Gayet basit. Fotoğrafın üstündeyken, daha doğrusu presetle işlem yaptığınızı fotoğrafın üstündeyken sağ tıklıyorsunuz. Editing. Open as Smart Object in Photoshop. Yani Photoshop'ta akıllı nesne olarak bu fotoğrafı aç. Bunu tıklıyorum şu an. Bu fotoğraf akıllı obje olduğu için şu yanındaki ikona çift tıklıyorum. Bakın o yaptığım tüm ayarlarla beraber kamera RAW'ımda artık bu fotoğrafın işlemleri, geçmişi mevcut. Bunu peki preset olarak kamera RAW'a nasıl aktaracağım? Hemen buradaki ikona tıklıyorum. Bakın burada da presetler var ama dediğim gibi farklı yöntemle buraya eklendiği için Lightroom'dakiler direkt otomatik olarak gözükmüyor. Ama biz buraya aktarabiliyoruz. Hemen şu aşağıdaki ikona tıklıyorum. Böyle bir ekran açıldı. Buradaki herhangi bir şeyi kaldırmıyorum. Okey dedim. Bakın artık Teal Basic olarak kamera RAW'ımda bu preset mevcut. Okey dediğim zaman zaten bu fotoğrafa bu işlemleri uygulayacak. Cancel diyorum. Lightroom'a geri dönüyorum. Bu işlemi bir daha yapmak istersem, örnek şuraya geldim. Urban Contrast Gold diye bir preset. Buna tıkladım. Sağ tıkladım. Edit'in Smart Obje olarak Photoshop'ta aç. Açıldı. Şu yandaki ikona hızlıca tıklıyorum. Yine bu ayarlarımın hepsi geldi. Buradaki preset'e tıklıyorum. Aşağıdaki ikona tıklıyorum. İsim vermem gerekiyor. Kontrast dedim. Okey dedim. Bakın artık bu ayarların hepsi burada hazır. İster bunu bu şekilde düzenleyebilirim. İstersem biraz evvel yaptığım Teal Basic ayarlarından tıkladığım zaman. Bakın bu şekilde düzenleyebilirim. Artık Lightroom'daki presetslerimi, böyle beğendiklerimi ya da hoşuma gidenleri kamera RAW'a aktarabilirim. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Cumartesi günü saat 11'de yeni bir video bu kanalda olacak. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Amacım sizler için ücretsiz olarak Photoshop ve Lightroom eğitimleri hazırlamak ve bunları sizlere sunmak. Türkçe kaynak konusunda ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Fırsat buldukça da hafta içi de video yüklemeye çalışıyorum. Nezih Gözen'i nezihgozen.com'dan Facebook ve Instagram sayfalarından da takip etmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda, incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.